ilgileniyorsun. Bir günaydın der insan sevgili seyircilerimize. Telefonun mu? Canan da son dakika gelip saçımı bozdu. Yok, çok güzel görünüyor. Günaydın. Pazartesi sendromuna hoş geldin. Yok öyle bir şey. Yok mu? Yok öyle bir şey. O zaman su içelim. İç sen. İç çünkü ay ağzıma sprey sıktın. Canan bu nasıl bir hayat ya? Günaydın. Efendim hayırlı haftalar, hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Mor olsun, moralimiz düzgün olsun dedik. Mor bir de parayı çağrıştıran bir renktir biliyorsun. Evet. İnsanlar odalarını, yatak odalarını mor yaparlarsa sürekli para gelirmiş. Ben de hamileyken hep bana mor giyderlerdi. Niye acaba ya? Bana yazar mısınız şu an? Neden hamileyken erkek çocuk beklerken mor giyderler? Kısmetli olsun diye bence. Öyle mi acaba? Bence onu. Mor, sen şu an kısmetli misin yani? Bence mor para, kısmet, şans falan demek. Mesela ilk senin hayatına ne gelsin istersin? Şans, para, aşk, sağlık dışında. Sağlık önce, sonra. Ne istiyorsun? Gerçekten en önemlisinin huzur olduğunu düşünüyorum. Huzur. Huzurun yoksa para bile batıyor ya. İçinde bir sıkıntı oluyor bak gerçekten. Evet. Şimdi benim bu içimde bu hafta sonu bir sıkıntı vardı. Neden sor? Neden? Bu bir tane abi bağlandı ya Hollandalı. Deprem olacak 3-4 Mart diye. Hollandalı deyince benim de aklıma Yağmur Aşık'ın yakalandığı Hollandalı geldi. Hollandalı mıymış? O da Hollandalı'daydı ya, evet. Hmm. Bu hafta sonu o da bana mesaj attı. Öncelikle buradan sevgili seyircilerimize, kim benim cebimi dağıttıysa sevgilerimi yolluyorum. Mustafa Bey arar. İnsanların menajerleri, sanatçıların menajerleri arar. Bu işin bir patronu var sevgili seyircilerimiz, değil mi? Evet. 0532. Bağırmayın kulağıma lütfen Bilal Bey. Lütfen. Siz o fotoğrafı çekerseniz. Yani Mustafa Bey niye bana mesaj atar mesela? Yağmur Aşık'ın yakalandığı arkadaşı, kankası, kardeşi. Mustafa Bey hafta sonu benim illallah dedirtti. Çok teşekkür ederim. Bilal Bey ararsanız sevinirim. Evet. Ben de yani 3-4 Mart'ta bu deprem olacak mı korkusuyla bayağı içim sıkıntıdaydı yani. İçim sıkıntıdaydı. Kediler bir tek Hoca, mutlu herhalde Mart'ta. Mart'ta bir tek kediler mutlu. Evet. Halbuki Şener Hoca böyle bir şeyin bu tarihte mümkün olmayacağını, bu kadar net bir bilginin doğru olmadığını söylemesine rağmen benim içime bir nifak tohumu geldi. O yüzden hafta sonu biraz stresli. Evet, sen depremi düşün. En önemlisi de huzur. Evet, bize huzurlu sabahlar dedikten sonra iletişim numaralarını ver. Hatta Mustafa Bey iletişim numaralarından bize iletebilirsiniz iletişimlerinizi. İnandı, inatla onu takacak. Efendim siz bize ulaşmak istiyor musunuz? Bize ulaşın ve bize hangi şehirlerden yazdığınızı mutlaka yazın. Şehirleri yazın, biz de okuyacağız çünkü. Efendim WhatsApp ihbar numaramız 0549-802-8631 0549-802. Allah'ım çekti. Takacağım ya. Takacağım ya. Takacağım, vallahi takacağım. Peki. Solmaz Yeni Altı Instagram adresimiz. Twitter'da Solmaz Yeni adresindeyiz. Söylemezsem olmaz YouTube'da, hala abone olmadıysanız tabii adresimiz. Lütfen abone olun. Instagram'da bana ulaşmak istiyorsanız @bircanbali yazıp sonuna iki tane i koymalısınız. Ecan'a ulaşmak istiyorsanız da @ecerken. Evet. Bekliyoruz. Hemen ilk haberle başlayalım. İlk çok haberimiz güzel sevgili haber. Seyircilerimiz. Sevgili seyircilerimizin küpe yorumuna birkaç tane değinmek istiyorum. Bak neler diyorlar. Küpeleri yapan tasarımcıyı müteahhit yapmak lazım. Malzemeden hiç çalmamış. Ebru Öztürk. Biraz büyük, evet. Evet, biraz mı? Başka ne demiş? Dur bakayım. İnatla küpeyle mücadele ediyorsun. Helal olsun. Küpelerle mücadelen. Küpeler çok yakışmış. Lütfen küpeleri çıkart. Prenses topuzların harika. Halka küpelerin çok yakışmış. Devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu arada bize ya, Niğde'den, Yozgat'tan, Kırşehir'den yazmışlar ama sen bir tane şey söylemişsin. Hemen okumam lazım. Onu bakalım, çok eve, değil güzel. Mi? Ben de o sırada şey yapayım. İstanbul'dan, Arnavutluk'tan çok teşekkür ediyoruz efendim. Bursa'dan yazmışlar. Böyle ara ara okuyacağız. Günaydın Denizli demiş. Horozlu memleket demiş. Günaydın. Heh. Ankara günaydın. Nereden? Kırşehir Kaman Savcılı Yaşlı Bakım Merkezi ve Huzur Evi'nden sizlere selamlar. Tüm yaşlılarımızla sizleri izliyoruz ve çok seviyoruz. Sizleri yaşlı dedelerimiz ve ninelerimiz çok seviyor. Selam bekliyorlar demiş. İyi yayınlar. Mescen'den gelmiş. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Çok öpüyoruz ve ellerinizden öpüyoruz aynı zamanda. Ellerinizden öpüyoruz. Yani şu köpekler kadar bazen olamıyoruz. Ne kadar akıllı, değil mi? Gidiyor, ne yapıyor? Her sabah ayakkabı boyacısına gidiyor. Niçin? Muhteşem. Ne kadar güzel, değil mi? Muhteşem. İnsan sevgisi, hayvan sevgisi. Biz yani öyle bir hale geldik ki ne insan seviyoruz ne hayvan seviyoruz. Amca helal olsun. Bir de şimdi baktığın zaman ayakkabı boyacısı, yani gelirinin kısıtlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama minik şeylerden mutlu olma zenginliği var onda. Evet, ve bu da herkese nasip olmayan bir şey.
Kimi fabrikaların önünde fabrika sahipleri bu köpeği görse kim bilir ne tepkiler verir. Bak o tezgahın önünde ne kadar mutlular. O yüzden bir insanlık dersi ve aynı zamanda da hayvanseverliği de pekiştiren bir durum. Geçen hafta da Süper. hayvanseverlerle alakalı yapmadığımız kalmadı değil mi? Vallahi billahi Değil ben hayvansever değilim demişti Pınar Elçe. Konuk etmiştik ama mi? Öyle onu demedim öyle diye. demek istememiş. Onu da Hayvandan söylemişti. korkuyordum demek Evet. istemiş. O Evet. zaman geçelim diğer. Şimdi yeni bir akım. Yani bu Aa. akımı ben acaba Bircan'a yapsam bana ne tepki verir? Aa, ben Ama çok çok sinirlenirim. Bir de benim alerjim var. peynire doğru. Ama bebeklere atıyorlar. O yüzden bebeklerin de tepkisizliği. Şimdi üçüncü veya dördüncü bebekte ben koptum. Bir izleyin bakalım yeni bir akım. Çetler peynirini bildiğimiz tak surata atıyorlar. Hem de Bir bebeklerin. tanesi indirip bakıyor annesine. Çok komik bak. O komik. Allah'ım çok Ay bir de tatlısın. yiyor. O çok tatlı. En güzelini o Ben yaptı. eğmene yapsam o da bana atar yani. Bunlar o kadar savunmasız ki, değil mi? Ya çok Cevap tatlı. bile veremiyor. Şu Çok bebekler tatlı. çok tatlı ama ben bu akıma gerçekten Ben de anlamadım. anlamadım. Yani çocuğu peynire mi alıştırıyorlar yani? Hayır, böyle tak diye yapışıyor Sırf ya, bir de geliyor ya. acıtmıyor. İşte acıyor mu acaba? Acımıyor canım, ne acır? Sana yarın İnşallah atayım, bir deneyelim acımaz mi? yani. Ay Ben bir zaten deneyelim. ben de sana denerim ama benim atacağım Senin haddi peynirin hesabı şey var. olmayabilir. Evet. Evet. Altta Evet. kalanın canı çıksın. O küpeleri nasıl durdu Ya sabahtan? ta. Geçen hafta yorumcumuz Ece Erken, yani namı diğer Ece, Eco, İbrahim Tatlıses'in deyişiyle söylemezsem olmaz yayınında Bengü'nün kızı olacağını söylemiştim. Ve Bengü 17 haftalık hamile, bebeğinin cinsiyetini açıklamış. Buyurun. Sana bombayı söylüyorum. Söyle. Bengü sana soruyorum. Aldığım istihbarata göre bebeğin cinsiyeti Bengü'nün bebeğinin cinsiyeti. Erkek mi? Kız. Kız mı? 4 ayda evi belli Evet. olmuştur, evet. Bengü doğru mu? Şey dermiş, Yani Bengü kafa sallar. Kafa sallar. hayır yani mesaj atar, cep Ece bir telefonu şey biliyor. söyleyeceğim. Yalnız Bengü. o gün mor ve siyah giyinmiş. Şu an Aa kendimi yine. izliyor gibiyim. Bengü. Doğruymuş. Bengü niye hiç Yani. kafa sallamıyorsun? Bengü sen o gün o şey söylediğinde, istihbaratı verdiğinde bir gazeteci arkadaşım şöyle yazdı. Dün biz Bengü'yle röportajdaydık. Şöyle dedi. He. Minnoş'la beraber konserlere çıkacağız. Minnoş'la beraber tatillere gideceğiz. Minnoş minnoş. Yani şimdi erkek olsa pek minnoş demez gibi Denir gelmişti bana. ya. Ama sana bir mesaj atmıştı. Onu Evet. oku. Hemen okuyorum. Şimdi Bengü o kadar kibar, o kadar naif, o kadar nazik bir kadın ki. Her zaman öyle, her zaman öyleydi. Şimdi mesajını okuyorum. Ben dedim ya hani Bengü doğru mu? Bengü. Aynen. O da mesaj attı. Ece teyzesi şimdi izledim. Cinsiyete bakmak için gittik ama bizim minnoş biraz sakladı. Yine minnoş. Ve de tam emin olamadık. O yüzden birkaç gün sonra bir daha gideceğiz. Ondan emin olmadan açıklamadım sana. İnşallah sağlıkla gelsin minik, öperim çok diye devam etmiş. Şimdi ben bunu öğrendim. Öğrendim. Yeri söylemeyeceğim, istihbaratı söylemeyeceğim. Ama önemli olan tabii ki sağlıklı olması. Önemli olan onu çok seven bir anne babası olması. İnşallah sağlıcakla gelsin Tabii yavrucak. inşallah öyle. Ama bir Ama söylemezsem bundan olmaz sonra açıkladı masası işte zaten. bir kez daha yanılmadı. Bu da güzel oldu. Evet. Ama bundan bu mesajı sana sıcağı sen Bir attın. hafta sonra Bir hafta açıkladı. sonra açıkladı zaten. Evet. Ya Bengü, ya kız da ne güzel olacak şimdi Çok Bengü. yakışacak. Yani zaten evladın kötüsü olmaz da Rabbim sağlık versin. Sağlık versin. Hele bir de şimdi Bengü gibi minnoş bir kızı. Ama evet ya Bengü'ye hani böyle bakınca da erkek çok güzel, çok özeniyordu, çok istiyordu, o da biliyorum. Ay Her evet. gördüğünde zaten hani çocuklarla ilgili söylediklerini biliyoruz ama bakınca kız hani bazı insanlara çok Yakışıyor. yakışıyor yani. Evet. Bengü'ye kız çok yakışacak. Ağustos ayında Saçları evlendiler. neler böyle. Ay. Tabii. Ağustos. Ay senin de bir kızın gelmiş Ya galiba. vallahi kız tabii. Ama erkek annesi olmak da ayrı bir şey. Kız annesi işte dediğim gibi Hepsi bence sağlıklıya. tatlı. Hepsinin Darısı başka bir başına tadı var. Amin inşallah. inşallah. 29 Ağustos'ta evlendiler. Biliyorsun işte 4-5 ay sonra çocuğu yani 5 ay 6 ay sonra Ama çocuğu normal öğrendik. şimdi yaşı da Tabii. gelmişti. Biz kadınlar için erkeklere maalesef işte çok fark etmiyor. Sonradan da şey yapabiliyorlar ama kadınların doğurganlık yaşı olsun. Gün geçtikçe işte yumurta sayımız azalıyor. Doğum riskimiz azalıyor. O yüzden fazlalaşıyor, daha doğrusu yapamayabiliriz. Ondan dolayı yaşı süper Bence müsait. muhteşem bir yaşta. Yani evliliklerine, mutluluklarına bir taç daha eklediler. Bence bir kademe daha atladılar. Hele bir de doğum olsun. Şimdi Bengü tadından yenmez. Yani şimdi ne zaman doğuracak? Şu anda Dört neymiş? aylık 4 aylık. hamile ise 5 ay sonra 5 ay. doğuruyor. Yani 8. Yani Ağustos'ta. Ağustos'ta. Evet. Ne Güzel. burcu olacak ya, sen bilirsin. Aslan. Aslan. Güzel. Güzel. Aslan Vallahi biraz güzel. şımarık olur ama.
Aslanların yelelerini okşayacaksın. Her şeyin hakkı sen haklısın. Sen en iyisin. Aynen. Aa, sen senden bir tanesin. Daha iyisi yok. Dedin her şeyi yaptırabilirsin onu söyleyeyim. Aynen. Bu da güzel oldu. Söylemezsem olmaz masası bir kez daha yanılmadı. Zaten çıkan magazin haberlerinin hepsini altına yazmışsın. Söylemezsem olmaz da söylenmişti. Söylemezsem olmaz da söylenmişti. Güzel bir şey. Devam ediyoruz o Peki. zaman. Peki. Ya zaten şimdi... izleyici olmasa sağ olun. Gerçekten çok teşekkürler. Sağ evet. Hakkımızı teslim eden tek mercisisiniz. Ve bizim için önemli olan sizsiniz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Buyurun efendim. Saygılar olacak o kadar. Şey olacak o oldu. Kadar. Ya şimdi buna senin vereceğin tepkiyi çok merak ediyorum ve çok sert çıkabilirsin diye de çok korkuyorum evet, açıkçası. Evet. Türk kadınına hakaret eden bir isimle devam ediyoruz. Mehmet Akif Alakurt. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Burcu Esmersoy kadınları aşağılayan Mehmet Akif Alakurt'a tepki vermiş. Kim bu demiş. Hanımlardan, kadınlardan tepki var. Bakın ne demiş? Niye biz tepki göstereceğiz buna? Burcu Esmersoy meşhur Seda Sayan'ın sözünü söylemiş. Neydi? Sen kimsin? Sen kimsin? Seni hangi hükümet koruyor? Sen kimsin? Senin vasfın nedir gibi sorular yöneltirken daha önce onun da sarf ettiği erkek arkadaşınız yanınızdayken cüzdan taşımayın sözler hatırlatılmış. Çok fenasınız ya. Yani ikisi birbirinden tuhaf bir açıklama da. Evet. Şimdi Mehmet Akif, bir de Burcu Esmersoy sen kimsin diye de bir açıklama yapmış ama zaten biz Mehmet Akif'in kim olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki biliyoruz. Şu an ne yazık ki diyorum çünkü ben herhalde herkes bilir. Bir tık daha kadının yanında kadına bir tane böyle kötü söz duyunca tüyleri diken diken olan bir birey olun. Birey olarak yorum yapacağım. Bak ne diyor? Ya. Tam cümleyi söylüyorum sana ona göre devam et. Türk kadını nedir? Bizler. Bilir kişi konuşuyor. Evet, bilir kişi sizler. Annelerimiz kimmiş? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen, zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Şimdi böyle bir kadın modeli var. Var. Ama bu kadının bir ırkı yok. Hı. Bir memleketi yok. Erkek de var böyle. Böyle bir erkek de var. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Türk kadını aslında nedir biliyor musunuz? Emektar annelerimizdir. Cefa çeken, fedakar annelerimizdir. Bunu yazarken kendisinin annesinin hangi ırktan olduğunu sormak istedim. Hemen ona da geliyorum. Diyor ki senin de diyor nerede o yazı? Yorumlar mı? Tabii senin de diyor annen. Türk değil mi? Kadın değil mi diyorlar. Nerede sevgili Canan? Evet. Heh. Evet bakın. Bu arada senin annen de bir Türk kadın diyenlere cevaben şunu söyleyeyim. Annem silahla araba kurşunlayacak kadar Türk kadınıdır. Ben diğerini söylüyorum. Şeyma Subaş'ın örnek verdiği yazıyı. O da yok şu an. Söyleyeyim. Diyor ki birisi de senin de annen bir seni de doğuran bir anne, bir kadın diyorlar. O da diyor ki ben diyor bir dakika ben yolladım sabah bizim ekibe. Gelmediği için hemen söylüyorum. O da diyor ki güzel kardeşim onlar gerçek Türk kadını diyor benim annem. Hmm. Şeyma Subaşı'nın izinden gidenler değil diyor. Ama şimdi sen Türk kadını öyle bir genellediğin ki öyle bir yere koydun ki şimdi ben bir Türk kadını olarak diyorum ki sen benim nasıl bir huyum olduğunu nereden biliyorsun? O zaman genelleme yapmayacaksın. Evet güzel kardeşim. Tabii. Yapmayacaksın tabii. Çünkü o zaman senin annenin de böyle bir söz hakkı doğuyor. O zaman diyeceksin ki annemler dışında veya eski nesil dışında yeni kadınlar evet. işte yeni nesil. Ya da böyle kadınlar da var de işin içinden çık. Heh. Böyle kadınlar da var evet var. Ama Türk kadınları böyle dersen sen komple hakaret etmiş olursun. Kesinlikle. Ve bunu hiçbir Türk kadını kabul etmez. Türk kadınları yani ne adamların nelerini çekiyorlar. Hani şimdi biz size bir tweet atalım yani. Şimdi tarlada çalışan kadını. Çocuğuna tek başına bakan, 7-8 tane çocuğuna bakan, kocası tarafından dövülen, kocası tarafından aldatılan ama İstismar. Aile zoruyla evlendirilen, evet. çocuk yaşta evlendirilen nice kadınlar varken sen oturup da Türk kadını budur diye bir kalıplaştırırsan hesabını gizlersin güzel kardeşim. Evet. Hesabını gizlemek zorunda kaldırtırırlar sana. Zaten şu an hesabı gizlenmiş. Gizlenmiş. O zaman da hani akıllarımıza şu geliyor. Derdi var. Ve ne canını derdi? Bir kadın acıtmış. Ha, işte o zaman aklımıza şu geliyor. Biliyorsunuz çok güzel bir kız hanımefendiyle ilişkiye başlamıştı. Sektörden de uzaklaşıyorum. Artık sektörden soğudum demişti ve gitmişti. Yurt bu soğumuş hali yani. Bu sektörden soğumuş hali ama
Zaten sette kadınlara yaptıkları sonra gündeme geldi. Biliyorsun Cansu'nun üzerine yürümüştü. Sette bir kadın çalışanı Benim dayağı arkadaşımla kaçmıştı. beraberdi. Hiç öyle bir şey duymuyordum ben. Selin Demiratar'la birlikteydi. Ha öyle mi? Adanalı dizisinde. Ve sevgililerdi. Hiç kötü hiçbir şey de çıkmamıştı Her mesela. zaman olmayabilir. Her zaman olmayabilir ama şu şöyle bir durum ortaya çıkartıyor. Sanırım sevgilisiyle arası bozuldu ve bunun intikamını Türk kadınlardan aldı. Bir kadın Büyük canını yanlış. yakmış. Tabii. Tamam, Mehmet Akif Alakurt'un bir kadın canını yakmış. Ama bizim de canımızı yakan erkekler var. Tüm erkeklere mal ediyor muyuz? Değil. Ya zaten mantık olarak da kötü. Şimdi diyelim kötü bir ilişki yaşadın, bitti gitti. Ya bir daha hayatın boyunca ilişki yaşamayacak mısın? Kimseye güvenmeyecek misin? Türk erkeği böyledir deyip kendini mi kenara çekeceksin? Veya Şeyma Subaş'ın neden örnek veriyorsun mesela? Şeyma Subaş'ı sana Başka bir göre bu mudur yani? Şeyma Subaşı'nı böyle mi tarif ediyorsun? Bak, çünkü Şeyma Subaşı isim veriyor direkt. Yani Söylüyorum. söyle. Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadın oynayan. Bir dakika, sen Şeyma'nın bir kere çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadın oyunu oynamadığını bilemezsin. Nereden Ha, biliyorsun? bunu Acun Ilıcalı bilir ya da bilemez. Evet. Anladın mı? Veya Guido bilir. Ha, ya da işte yeni sevgilisi. Her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen, zaman geçtiğinde de aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas çirkin yüzünü gösteren. Çirkin yüzünü yani Bak, bunu nereden başkasının bilebilirsin bu ilişkisiyle kadar? alakalı konuşamazsın. Eğer cesaretin varsa kendi ilişkindeki kadının ismini verirsin. Bu kadın böyleydi dersin. Peki cesareti yok mu? Şeyma Subaş'ın ismini veriyor bu İşte adam. bu popülist bir açıklama. Bu alkış isteyen bir Peki açıklama. alkış isteyen bir açıklama yapan adam sektörden soğudum, çekildim diyorsa neden hala popülarite peşinde? Zaten bence bu işin reklam peşinde olduğunu düşünüyorum ama bence maalesef Çok isminden çelişkili dolayı ya. Her şeyi çok çelişkili açıklamaları. maalesef isminden dolayı yaptığı açıklama da çok ses getirecek bir açıklama. Yani maalesef çok kötü bir açıklama. Bence ilk yaptığı gafı bir şekilde kurtararak Şeyma'yı sevmeyenler arkasına almaya Ya çalıştı. bir de bak, uzaktan nasıl görünüyor? Mehmet Akif Alakurt deyince işte okumuş, kültürlü, bilgili, aşmış artık. Bir başarılı bir oyuncuydu. Popülariteden böyle yakasını silkmiş, çekilmiş, başka bir hayat yaşayan bir adam. Evet. Saygı duyuyorum, Evet. tamam mı? Ama bu görüş o kadar sığ, o kadar basit, o kadar böyle bir adama Kültürsüz, yakışmayacak yakışmayan, bir yazı ki. Hani cahil bir yazı olmuş. kafam mı iyi kardeşim bunu yazarken diyesim geldi açıkçası. Kafam Cahil bir mı yazı iyiydi? olmuş. Ya bir genelleme bu kadar zor mu? Genelde veya benim karşıma çıkan kadınlar böyleydi. Bunu dese zaten ne tepki verecek, ne Tabii. Burcu Esmersoy sana sen kimsin, vasfın ne diyecek, ne de bu masalarda konuşulacaksın. Bir de herkesin şöyle bir hakkı oluyor. Kadın olarak konuşma hakkımız oluyor. Sen böylelikle şu tweet'i ya da şu açıklamayı yaparak her kadına bir söz hakkı doğurdun. O yüzden şu an sayfan Tabii, kapalı. tabii. Yani kadınlar derse ki ne diyorsun kardeşim deyip hesap sorsa, yakasına yapışsa, manevi anlamda haklılar. Çünkü sen onları hedef gösterdin. Peki bundan sonra herhangi bir kadın, düzgün bir kadın, hayata düzgün bakan, düzgün yaşayan bir kadın Mehmet Akif Alakurt'la birlikte olur mu? Yani sen mesela sevgili olur muydun böyle Benim birisiyle? zaten asla böyle bir yani işim olmayacak bir söylem ama ben bir kere kadın ve erkeğin eşit şekilde muamele görmesinden yanayım. Bakın, Türkiye'de bu eşitlik sözde kalan bir eşitlik. Evet, gece 12'den sonra dışarı çıkma, işte kız kıza tatil hayır ama erkek erkeğe tatil okey, tamam Türkiye'de evet, ama ben muamele olarak eşit olmasından yanayım Ececiğim, ama sana acı bir şey söyleyeceğim. Mehmet Akif Alakurt'un daha da çok hayranı, daha da çok seveni olacak. Türk mü olur, yabancı mı olur bilmiyorum ama bize de böyle ters köşeler var. Bayılıyoruz biz. Evet. Bayılıyoruz böyle yerden yere vuran adama. Yani evet, daha çok takipçisi ve İzleyicilerin. artar. Atatürk'ün kadınlarla ilgili söylediği ve Türk kadını yücelten 13 unutulmaz sözü Evet. aklımıza geliyor bu durumda. Ne diyor mesela? Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Atatürk'ün sözü. Dünyada her şey kadının eseridir. Devam var mı sende? Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir diyor Atatürk'ün. 13 tane çok güzel kadınla Evet alakalı ya. sözü var. Yani çağdaşlıktan bahsediyorsak, kültürden, sanattan bahsediyorsak, sen bir sanatçıysan, bir sanat icra ediyorsan, şu söylem gün yüzü görmemiş, hayatında medeniyet görmemiş bir insana bile yakışmayan bir söylem. Ben yakıştıramıyorum. Peki Mehmet Akif Alakurt eski nesilden bahsetmiyor. İşte annelerini işin içine katmıyor. Yeni nesilden bahsediyor. Yeni nesilde çoğunlukta var mı böyle kadınlar? Yani tamam, her
Erkekte de var, kadında da ama çoğunluk bunlardan mı oluşuyor acaba? Ben böyle düşünürsem yaşama sevincim biter. Kendi adıma söyleyeyim. Ben hiç başta çıkarlarım böyledir, sonunda şöyle olacak diye oynamam. Her ilişkimde. Seninle olan ilişkimde de öyle. Canan'la da öyle. Yani başta oyun oynamak falan, bunlar gerçekten çok küçük beyinlerin hesapları. Kendi adıma cevap vereyim. Ben böyle değilim. Böyle insanlar var mıdır? İmkansız değil. Vardır. Peki şöyle düşün. Adama çok aşıksın. Çok aşığız. Her dediğini yapıyoruz. O sırada adamın kötü hiçbir şey gözümüzün önüne gelmiyor. Tamam mı? Yani her şey bize uyumlu geliyor. Adamın işte sigara içmesi iğrenç bir şey, çok kötü bir şey ama o sırada o bile gözüne batmıyor. Ama bir süre sonra gözüne batmaya başlıyor. Sevgin azalıyor ve gerçekten hoşlanmadığın şeyi ilk başta flört döneminde ha iyi, sonra söylemeye başlıyorsun. Aslında bir bakıma doğru söylediği şey. Ama şu, Ama ama o zaman o da bir çirkin şekilde söylüyor. Aslında doğru. Kadın da erkek de ilk flört ederken, ilk tanıştığında her şey iyi, hoş. Hep el üstünde tutarsın, tutulursun. Ama sonra sevgin birazcık azalır. Veya işte ne bileyim evlenirsin. Batmayan şeyler gözüne, batmayan şeyler gözüne batar. ben yine burada erkeği suçlarım. Çünkü başta sen beni el üstüne tutup sonra birden o elini çekersen benim sana sevgim azalır güzel kardeş. Ama işte başta senin de sevgin O çoktu. yüzden Onun her özelliğini, her iyi, kötü özelliğini iyi görüyordu. süper. O zaman şöyle yapalım. Mehmet Akif Alakurt'un şu yazısını şöyle eleştirelim. Başta her şeye evet diyen bir kız arkadaşın mı vardı? Sonra ne oldu da o kızın evet dediği şeyler birden hayıra dönüştü? Sen ne Acaba sen yaptın burada bu ne kıza? yaptın? Derler adama. Sen bu kıza bir şey yaptığında bu kız bu hale geldi. Yani bu hayatta her şeyin bir Kadınları sebebi var. anlamayı bilmiyorsunuz. Gerçekten. Erkeklere sesleniyorum ama genelleme yaparak bir takım erkeklere. Bizim dilimizi anlamıyorsunuz. Bize ilk başta el üstünde tutuyorsunuz. Tabii. Biz zaten her şeye evet, o zaman okey okey okey, her Tabii şeye tabii. evet diyoruz. Ama bir anda elinizi ayağınızı çekince, ilgisizlik baş gösterince, her gün aramalar bir anda aramamaya Kesilince başlayınca, kesince biz de çirkin insanız yüzümüzü yani. Aslında gösterebiliyoruz. çirkin yüzümüz de değil. Çirkin yüzümüz ne işte? Açmıyoruz Ya da telefonu bir daha işte başta arayınca izin verdiğimiz mesela. şeylere izin vermiyoruz. Evet. Çünkü karşılıklı saygı. Bir insan ilişkide bak her şeyin bir sebebi vardır. Sakin, dünya sakini bir insanı bile sen çıldırtıyorsan karşı tarafa bir bakacaksın. Ya da bunu erkekler için de söylüyorum. Dünya sakini bir adamı çığırından çıkarttıysan o kadın bir şey yapmıştır. Kadınlar çok çok İlişki, zeki adı değil mi? üstünde ilişki, yani ikili yapılan şeylerin bir sebebi vardır. Çok zeki değil miyiz? Burada bile adamı suçlu çıkarttık. Yani zaten hani suçlu ayrı da farklı yönden sen kadına nasıl davrandın da bu kadın bu hale geldi. Burasını ayrı Mehmet. konuşalım. Evet Sen efendim. şey ne demişti, sığın yakalandı adama. Allah aşkına onu yapsana bir de. Hazar. Yapsana, çok Hazar komik. efendim dedim, değil Hayır. mi? Hazar hayırdır Ha, öyle? Hazar hayırdır ya. Ha, Mehmet hayırdır ya sen kadınlara böyle. Hayır. Neydi? Evliymişsin dedin ya böyle. Hazar. Ha. Evliymişsin doğru. Ya Hazar Şef'i siz hatırlayın, izleyiciler de hatırlasın. Bakıyoruz okulda bulamıyoruz bir türlü evli olduğunu. Sonra istihbarat bir geldi. Evli olduğu eşi hanımefendinin gönderdiler Instagram'a. Aa, Hazar her yerde. Bizimki canlı yayında Benden hesap Hazar'a soruyor. hesap sor. Hazar evliymişsin. Hayırdır diye. Hayırdır? Evet, biz buradan da Mehmet'e söylüyoruz. Mehmet Hayırdır? Kızı sen arkadaşım değil ama. üzmüşsün Kızı meğerse. sen üzmüşsün. Dua et o kızın cevap hakkı da olmasın. Şey, Evet. Fatih Altaylı bu konuyla alakalı bir yazı yazmış. Okusana. Şey yok mu? Kayan Kayan yazı yazımız yok yok. mu? Varmış. O Aa, onu zaman okuyalım lütfen. yazımız kaysın. Evet. Kızmayın. Belli ki canı yanmış. Mehmet Akif Alakurt sosyal medya hesabından bir şeyler yazmış. Kıyamet koptu. Kim bu Alakurt diyenleriniz olabilir. Birkaç dizide başrol oynamış yakışıklı bir kardeşimiz. Sonra da bu işi bırakıp hayvancılık yapmaya başlamış. Kıyamete neden olmasının nedeni ise Türk kadınlarına yönelik hakaret içerikli sözleri. Belli ki kadınlar yakışıklının canını yakmış. Sonunda o da kızıp ver yansın etmiş. Genelleme yapmasa ya da başına Türk kadını demese bu kadar kızılmazdı kendisine elbet. Fakat benim garibime giden sosyal medyada erkeklere küfretmek, erkekleri aşağılamak, erkekleri yerin dibine sokmak için açılmış onlarca hesap var. Bunların bazılarını ben de izliyorum ve çok da gülüyorum yazılanlara. Üzerime de pek alınmıyorum. Bazılarından da dersler çıkarıyorum kendimce. Bunu iş edinmiş hesaplara kimse kızmıyor ama canı yanmış bir adamın saçmalamasına kızılıyor. Bunu gerçekten anlamıyorum. Anlaman için şöyle söyleyeyim Fatih Bey. Biz toplum olarak kadın üzerine çok giden, kadınların ezildiği kimi zaman ve cinsel istismara uğradığı, kadınların birazcık değil mi çilekeş olduğu bir toplumuz. Erkeklere evet üzerine gidildiğinde dalgasınızı geçiyorsunuz. Çünkü öyle bir şey yok.
Çünkü kadınlar daha fazla ezilen taraf oluyor. O yüzden kadınların canını en ufak birisi yakınca da biz bu tepkiyi veriyoruz. Haklıyız bence. Fatih Altaylı benim hiç katılmadığım bir şey söylemiş. Bir takım hesaplar var. Sadece erkekleri linç ediyor diyor. Hayır. Fatih Bey siz bir dikkatli bakarsanız sadece kadınları linç eden fake olmayan hesaplarda daha fazla. Yani ben aslında ilk defa kadınların bu kadar kenetlenip bir erkekle alakalı böyle tepki verdiğini gördüm. Evet. Başta Türk kadını demese belki alkışlayacağımız, vay beni adam ne çekmiş diyeceğimiz cümleleri Türk kadını diyerek kesinlikle çirkinleştirmiş. O yüzden hiç yanında olamayacak. Ve bunu bir söyleyen bir evet. Türk erkeği. Ve bir onu Türk kadını doğurdu. Devam ediyoruz. Serenay Sarıkaya. Evet. Son günlerde biliyorsunuz müzikalde başrol oynuyor. Başarılarından, adından sıkça söz ettiren bir isim. Hastanelik olmuş. Sevgilisi Kerem Bürsin de ziyaretine gitmemiş, öyle iddia edilmiş. Bakalım ünlü çift ayrıldı mı, ayrılmadı mı? Şimdi kendimi koyuyorum yerine. Biliyorsun ben de serum yedim kaç kere. Biliyorum. Ve yani sana hatta dedim ki gelme bile dedim. Sen yalnız kalma diye sen gelmişsindir evet. Biliyorsun. Benim çok umurumda değil. Serum yediğimde yanımda sevdiklerim olsun. Aman işte çorbalar gelsin, sular içilsin, keyif yapılsın, sohbet ediniz. Ya istemeyebilir kız yani yanında. İlla Kerem Bürsin yanında mı sen olacak böyle mi serum düşündün? Yedin? Ben de şöyle bence düşündüm. Öyle. Ben de direkt Serena'yı kendi ben de yerime koydum ve dedim ki acaba bu dedikodular doğru da Serena gerçekten gel mi yapıyor? Bir duygusallık bak, mı? Prodüksiyon. Bak her yerim çok fenayım. Hani kötü durumdayım. Ya alt üstü serum ama ya abartmayın ya. Ben çok abartırım. Sen deli misin? Şurada azıcık halsiz hissediyorsun. Hastaneye gidip serum yiyorsun. Ben bir de hastaneye gidip ben eve çağırıyorum. Bak ben çok abartırım. Ben bir de sevdiğim yanında olsun isterim. Herkes ister. Yapma be. Bu hiç istemiyor. Gerçekten ay hiç ya. Ben bittim. Yalnız kalayım. İşte gideyim serum yiyeyim. Yatayım kalkayım hastanede. Bir saat sonra çıkayım. Mi? Ha, çok eğlendik o ayrı da. Ama yani illa sevgilini yanında istemezsin. Serenay da belki yalnız kalmaya ihtiyacı vardı. Sevgilini, duygusal bir paylaşım yapmış. Kerem Bursa oraya istemezsin ama istemem. O sevgili gelecek arkadaş. Ha. O sevgilinin gelmesi lazım. Çünkü kötü gününde yanında olmazsa iyi günde zaten herkes ya onun kötü yanında. Gün ne serum yiyor serum hasta bir tık düşmüş vitamin alıyor vitamin. Ama bak yazıya bak. Kız şey değil yani kız ciddi bir ki, hastalık bir şey yok. İlk defa bu kadar zorlanıyorum diyor. Kerem gel, diyor. Gel diyor ya. Gelsene diyor. Ne yapıyorsun ben burada yatarken diyor. Ya çocuğun işi gücü vardır spordadır belki. Spor kaldırıyor dumbbellları. Yok ben bu yani ya şimdi hiç beni ya hiç. Burada. Yani gerçekten. Bana bak Çedar fırlattırma bana. Vallahi ben istemem ya. Bu kadar da bir saat serum yemek için bu kadar sevgilisi yok da bilmem ne de. Bu kadar abartılacak bir şey yok yani. Mesela doğum yapsan eşin girsin de istemezsin sen kesin. Hayır. Doğuma. Ha. Ya bilmiyorum çok sevseydim isteyebilir miyim? Ama. Demek ki sen çok sevmiyorsun. Hayır bak serum o kadar ciddi bir şeydi. Bak doğum ciddi bir şey. Önemli bir şey. Tamam. Ama serum yemek artık günümüzde nasıl biliyor musun? Şöyle bir halsizleşiyorsun. Ay başım ağrıyor. Hemen gidiyorsun serumu yiyorsun. Çok ağır bir durum değil bu serum yemek. Onu demek istiyorum. Ay orada. Vitamin alıyorsun vücuduna ya. Ay ne bileyim ben dolgu botoksa yaptırsam yanımda olsun isterim yani. Çok çıtkırıldım değil mi bu ya? Çıtkırıldım değil ya. Her şeyi görsün bizim her şeyi onun için çekiyorum. Anladın mı? Ben onun için hastalanmışım. Onun için halsizlenmişim. Ya onun için niye hastalanıyorsun? Ya Allah Allah. Bence bir şey söyleyeyim mi? Onlarda bir ayrılık sıkıntısı var. Var Serenay da ama kolay takip kolay. Ediyorlar birbirlerini. İşte bence bir tık öyle bir sıkıntı var. Serenay da kolay kolay hastalığını koymaz. Onun da açıklamasını yapıyor. Hani bunu buraya koydum ama Keremciğim. Yurt dışındaymış. Kerem Bursa yurt dışındaymış. Tamam işte. Oldu ayrılmamışlar. Mu? Evet. Yurt peki neden yurt dışında Kerem? Ne bileyim ben. Gidebiliriz. Amerika'yı seviyor biliyorsun. O evet çok gidebilir bu arada sevgilisi çok yoğun çalışıyor. Ben evet bu birbirini takip ediyorlar. Ben bir de bağışıklık sisteminin çöktüğünü düşünüyorum artık. Çok çalışmaktan erken uyanmaktan az ama uyumaktan çok az beslenmekten. Ağır bir şey yapıyor bak müzikal. Çok yoğun tempoda çalışıyor. Türkiye'de biliyorsun yani evet. Hani yapılan müzikal sayısına bak çok az ve evet. Çok önemli başrolde çok önemli bir yerde sahne alıyorlar. Ve onun adrenalini çok daha başka. Evet. Sette çekersin, kestik dersin, olmaz bir daha çekersin tabii. Falan ama burada adrenalin çok daha başka. Tıpkı canlı yayın gibi. O yüzden biz de şimdi ben de kendimi buradan paylaşacağım. Tıpkı canlı yayın gibi. Gidip serumu takarsam bilmiyorum yani yurt dışı falan anlamam. Ama işte en savunmasız zamanı insanoğlu ne olursa olsun. Hasta. Tamam evet, evet. Küçük bir şey hastalık ama yani hani onun geçirdiği serum takma ondan bahsediyorum. Hı-hı. Serum takılırken bak ne kadar duygusal bir anında ki Serenay o yazıyı paylaşmış. Evet. Normalde çok böyle içini dökmeyi seven bir kız değil paylaşımlarına hiç bakıyoruz. Hiç paylaşmaz. Evet. Ece bir de sen şimdi anne olarak ya böyle hem annelik hem babalık yapan bir anne olarak güçlü durmak zorundasın ya hep. Mecburum evet.
O yüzden o hastalığı sana öylesin. Ya mesela senin serum yediğin halini hatırlıyorum. Nefes alamıyordun yani, sesin çıkmıyordu artık. Yani o halde bile bir şey yok, ben tek giderim falan diyorsun. O da psikolojinden. Ama Evet, mesela bazı olabilir. insanlar Bazıları daha markete bile tek başına gidemez ya. gidemiyorlar. Onun özelliğinden Belki de olabilir. olabilir İlgi ama istemiş olabilir. yurt dışındaymış Kerem. Bilmiyorum işte. Öyle Gelince diyorlar. paparayı yedi. İnşallah ayrılmazlar. Hatta İnşallah. ayrılmayıp evleneceklerine çok inandığım bir çift. Çok Bir yakışmıyorlar de mı? benziyorlar. Evet, birbirlerini çok seven çiftler benzermiş. Evet, benziyorlar. Böyle tenleri de benziyor. İfadeleri de benziyor. Bak, kemiksi kemiksi yüzler falan. Neydi, sert deri mi? Kalın deri mi? Ne demiştim size? Kalın deri. Kalın Kalın derili. deri. Öyleymiş. Yani bir erkeğe kalın derili demek ne demek Ya ya? baksana şu böyle kırış kırış oluyor ya, böyle kalın derili gibi yani böyle. Mesela bizim yapımcı Bilal Özbilge'nin derisi ne onun? Onda hiç kırışıklık yok. O da çok ağrısız. Hiç yaşlanmıyor ya. Bak, o hiç yani bunun böyle çok sert sanki. Yani çok çabuk mu Rüzgarda kalmış yaşlanır kavruk gibi. acaba? Aynen. Bazı çünkü şeyler, deriler vardır gerçekten. Hani yüzün daha, yaşlanmadan daha çabuk yaşlanırsın. Evet, mesela hep bir şey söylerim. Sörf yapanlar böyle çok rüzgara maruz kaldıkları için çok serttir ve böyle kırım kırım kırılırlar yani. Sanki bana öyle bir his geliyor bu çocuğun. Botoks mu lazım diyorsun? Bir tık botoks lazım. Bir de Peki doktor hanım. bon Peki doktor hanım. Devam edelim mi? nemlendirici. Ay Şeyma Subaş ile devam ediyoruz. Peki. Sen bunu gördün mü? Neyi? Dans etmiş de. İç çamaşırsız. İç çamaşırı yokmuş. Görmedim. İzleyelim. Bir bakalım. Evet. Ben Transparan bir anlamadım. elbise giymiş. Evet. Beyaz, içini gösteriyor. Evet, ha Bu evet. ikiz kardeşlerin yaptığı hani. Ondan giymiş. Ha, onlar mı bu? Zaten Ya çok belli şimdi aynı. Şeyma'nın enteresan bir durumu oldu. Hani Boşandıktan sonra mı? boşanınca herhalde acaba bunalımdan mıdır nedir? Aa evet ya, Daha ama fazla gezme, daha her şeyini fazla gördük. Ama bu şey. arada bir şey diyeceğim. Şeyma bir keresinde ben hatırlıyorum, kandil günüydü. Biz burada herkes hayırlı kandiller dilerken o bir paylaşım yaptı. Böyle hani bir çubuğun altından geçme dansı vardır ya, meşhur. Ha, hatırlıyorum. Sana bir Orada da şey iç söyleyeyim, çamaşırı bak yoktu. Instagram'ın Flash TV'si. Yer gök inlese, bir şey olsa o Flash TV'de hala halay kapanmış. çekiyor olacak. Evet, 2 ay bir kararma galiba. Evet, 2 ay almışlar süreyle galiba. buradan bütün Flash TV Flash TV çalışanlarına sevgilerimizi çalışanlara iletelim. sevgiler olsun. Şimdi yorumlara bakıyorum. Şeyma Subaş'ın altındaki. Acun nasıl bir durum? Kezban Paris'te. Acunesi, ha? Ne bitmez nafakaymış arkadaş. Kalabalıklar içinde yapayalnızsın tatlım. Cinderella. Şeyma yakında Sibel Kekilli gibi her yerde ün salacak. Acınacak bir haldesin. Otel odalarına mı düştün? Yani bu aslında çok ağır yorumda yapmıyor Bunlar muyuz ağır ya? yorumlar. Bir kere Birazcık şimdi dikkat bekar. etsek mi? Biraz tabii ya, bence zaten bir kadına bu kadar ağır yorumlar yapılmaz. Ama bazen de şimdi Ece, istemediğin bir görüntün çıkar ya da istemediğin bir olaya sen istemeden karışırsın, anlarım, ama bazen de gel bana bu yorumu yap derecesinde yönetiyoruz sosyal medyamızı. Üzerine Yani gidiyorsun. mesela biz Ececiğim, mesela biz seninle sigara kullanmıyoruz değil mi? Bir selfie çekiyoruz. Masada sigara içen bir arkadaşımızın kül tablasını görüyorlar. Hayda, çocuklarımız Yaygara. bakıyor. Yaygaralarda yaygaralar. Biz içmiyoruz. İçmediğimiz halde evet, orada keşke biraz dikkat etseydik diyoruz. Biraz da bu bizim kendi elimizde oluyor aslında. Ama kötü insanlar hep var. Hep var ama yani çok ağır yorumlar. Bak şimdi Ama Guido'ya söyle. girdim. Guido'nun hesabı yani sevgilisi olduğunu iddia edilen beyefendi. Diyor ki mesela Nurgül diye bir kullanıcı, Şeyma'yı bizden ve Acun'dan kurtardığın için asıl biz sana thank you enişte. Ah ne romantiksin enişte, hesabına doluştuk diye kızma be enişte. Türk'ten zarar gelmez. Nereye gudoş, daha karpuz kesecektik, adama gudoş diyorlar ya. Çayımı aldım, yorumları okuyorum. Enişte bak üzüldüm, dün yaptığın çok ayıptı, yorum yapıyoruz sen yorumlara kapatıyorsun. Artık adam yorumlara kapatmış, düşün biz Türklerden Çok dolayı. çok Türk Evet. refleksi. Allah kimseyi yaşadığı ilişkiyle sınamasın. Amen. Üzmeyin küçük enişteyi. Çakmağı yak enişte, sigaranı yak enişte. Dostumuzdan çok düşmanımız var. Hayırsız çıkma enişte. Ya enişte önceki fotoyu niye yoruma kapattın? Allah, bayağı Türkler istila etmiş durumda Guido'yu. Aynen öyle. Şeyma love is you, küçük enişte. Şeyma yanında mı enişte? Enişte, Şeyma'nın iç çamaşırsız elbiseyle dansını izledin mi? Manşet oldu bugün. Falan filan. Bu arada ben şunu Adam düzelteyim. ıtırdan sempati... Her şeyini gördüm. Yani bütün detayları gördüm elbisenin. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir de transparan bir elbise. Evet, iç çamaşırsız diye başlıklar çıktı. Üst tarafında çamaşır yok. Yani şöyle söyleyeyim, sütyen yok. Açık bir şekilde böyle söyleyebilirim. Evet.
Yani sonuçta bu elbiseye de hani çok böyle bir şey zaten çok rahat giyilemez gibi geldi. Bence de. Ve Şeyma sürekli Guido ile beraber partilerde. Hep DJ kabininin arkasında Guido'nun arkasında Şeyma. Yani şu üçlüyü hep görüyoruz. Yani DJ kabini, Guido, Şeyma üçlüsünü hep görüyoruz ve hiç durmadan dans ediyor. Dans etmeyi bu kadar seviyor. Yaş ilerledikçe bitmiyor mu ya bu? Mesela beni bir yere götür yani çok zor kalkarım ya. Çok zor yani. Ya anlamadım yani. Ne Bayağı bileyim. acayip bir enişte şey var. Enişte, ay, enişte okudum. Şey var yani. Enerji var. Evet, Bu evet. arada Seda Sayan da aynı otelde tatildeymiş. Burası Dubai mi? Bize gelen haberler. Hayır, Ha, Paris'teler şu Paris'te mi? an. Ve Seda ablayı bir arayalım mı? Uyandıysa bir soracağım gerçekten Bize doğru muydu? gelecek biliyorsun. Şu şeyler Evet, bitsin 11 de. Mart'tan sonra gelecek. Evet, kapalı. Ulaşılamıyor. 11 Mart'tan sonra Seda Sayan bizlerle olacak. Çünkü şu anda yurt dışı programları var onun. Bir 11 süre Mart'a kadar da gelemeyecek yurt dışında Türkiye'ye. olacak. O Evet. da güzel geziyor. Şu anda Seda Sayan da Ama o Paris'te. da hak etti bu yıl, değil mi? Aynen öyle. Çok güzel bir Aynı sezon otelde geçirdi. kalıyorlar. Belki karşılaşacaklar. Şimdi tabii Seda ablanın da şöyle zor bir durumu var. Seda Aa, Sayan'ın Acun. hesabına girdim. Oğulcan'la Acun'a en son paylaşmış. Çok yakınlar biliyorsun. Oğulcan hatta şu an Dominik'te. Survivor'ın çekildiği adada. Ve şimdi Şeyma'yla da aynı otelde kalıyorlar. Erkek arkadaşıyla da Acaba ne görüyordur tepki muhtemelen. verecek? Ne tepki veriyor acaba? Ya da Kadırganı Şeyma'yı önceden Seda. tanıyor mu? Kesin Sana bir şey tanışıyorlardır. hatırlatacağım. Olmaz mı? İzleyiciye de hatırlatacağım tabii. Ne? Yok böyle dans zamanı galiba. Çok eskilerde Şeyma ile Acun'un daha ilk ilişkileri. Hülya Avşar'a elini uzatıyor Şeyma. Hülya Avşar elini uzatmıyor biliyorsun Acun'un yanında. Neden? Ben senin elimi uzatamam sana diyor. Nedenini biliyorsun. Anlamadım ben. Hülya Biraz Avşar sesli. istemiyor. Hülya Avşar elini şey yapmıyor. Evet uzatmıyor Şeyma'ya. Ha. Tepkisini veriyor ve Acun'la arası bozuluyor bu konuda. Alakalı ama benim duruşum böyle diyor yani yapacak bir şey yok. Acaba diyorum Seda abla tanıyor mu Şeyma'yı? Bak sevgilisiyle. Yani Artık bunu artık fotoğraf da koydu. Evet bunu koyuyorlar. koydu artık. Rahat rahat görüşüyorlar. Allah sahibine bağışlasın diyelim. Evet. Ne diyelim? Çocuğu sevemedim. Hı. Ama yani şimdi mesela okula gitmiyor mu? Ben de bu beni şey Bir yapıyor. de son Yani zamanlarda çocuğu okula gitmiyor mu? Şeyma'nın kızı Melisa Melisa. şimdi anne Paris'te gezmede, baba çalışıyor. Babanın şimdi Dominik'te. ciddi olması gereken bir yer İşin var. başında diyelim. Evet, Evet. işinin başında adam. O zaman bu durumda Melisa okula gitmiyor mu? Tamam diyecekler ki yani ilkokul değil bu zorunlu eğitim değil Önemli. işte Disiplin. anaokulu ama değil işte gitmesi gerekiyor artık okula da gitmesi gerekiyor. Annenin acaba Bir tık ya daha mı fedakar olması işte lazım? bak kimsenin annenine laf etmek haddim değil. En rahatsız olduğum şey mesela birisi benim anneme laf söyleyecek. Allah çıldırırım. İyi Hı. anneysem de kötü Hı. anneysem de. O yüzden haddim değil Şeyma'nın annenine laf söylemek ama şimdi çocuğun okula gitmediğini görüyorsun. Annenin gezdiğini görüyorsun. Ya bir tık azalt ya. Ece bu yorum Hafta değil. sonu Bak bu gez. yorum değil bir gerçek. Bu çocuk okula gitmek durumunda. Ama şu anda Evet. gitmiyor. Burada yorum yapmıyoruz ki. Acaba gitse mi gitmese mi gidiyor mu? Hayır, çocuk gitmiyor okula. Belli ki gitmiyor. Yani Hani bu bunu kötü bir hafta şey. sonu gezemez mesela bir anne olarak, bir kadın olarak sana soruyorum. Hafta içi çocuğunla ilgilen, hafta sonu cumartesi pazarını sevgiline ayırabilirsin. Ha. Ya ben bana kalsa ben zaten çocuk bir şeyini bensiz yapacak diye benden habersiz adım atacak benim görmediğim yerde ses çıkaracak diye ben ölür 2 yıl başından ayrılmam da hani benim annelik felsefem böyle. Ama Şeyma sana bir şey söyleyeyim yani çok hiç tanışmıyoruz seninle. Haddim de olmayarak söylüyorum. O kadar güzel zamanlarını kaçırıyorsun ki yani o kadar bu ana geri dönmeyecek ya bu çocuklar. Geri dönmeyecekler. Zaten 17-18 yaşına gelince ne beni takacak, ne seni takacak, ne babayı takacak, hiçbir şey takmayacak. Kendi hayatlarını kuracaklar. Şu an en güzel zamanları bu çocukların. Kesinlikle ben sen de oğlunla uyuduğun için söyleyeceğim. Ben annem beni her gördüğünde bak artık nerede görürse görsün kalacaksak hep birlikte yatıyoruz. Annemle ikimiz hala bu yaşta. Ve o kadar geri alınmaz bir duygu ki. Tabii. Keşke her doğduğum günden beri annemle uyusaydım. O kadar Ama sen huzurlu ki. işte sen öylesin. Ama şu an mesela 30 yaşındaki bir kadın annesiyle bırak aynı yerde yatmayı, aynı yerde olmayı bile istemeyebilirler yani Evet işte. istemiyorlar Ama hatta. işte kız bir kız için verdiği şeyi huzuru söylüyorum. Melisa da bunu Ha huzuru ha ha. istiyordur diyorum. Tabii canım. Neyse. Evet. Kendileri bilir. Peki. Ne öğrendim? Seda abla Acun'un yanına gidecek misin? Oğulcan orada. Gideceğim. Şeye Gideceğim. Dominik'e. Dominik'e gideceğim evet. Bir şey daha soracağım Seda abla. Sele'ye o seste var mısın yok musun? Seneye o seste var mısın yok musun? Hiç bilmiyorum. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Nasıl Ben de ya? Acun ve Ama siz vallahi muhteşem bir bilmiyoruz. dörtlü oldunuz. Muhteşem.
Ne dedi yavrum? Sen söyle. Muhteşem diyor, dörtlü olduğunuz diyor. Yani peki şu anda da belli değil mi? Netleşmedi mi? Konuşmadınız mı vedalaşırken? Hadi seneye görüşürüz gibi mesela. Veya işte gelecek programa. Acun böyle bir adam. Tam bir sene geçirdik dedi. Hepimiz birbirimizi öptük. Hadi avaz balık. Hiç kimse bilmiyor. Ne Hatice biliyor, ne Murat biliyor. Ne Beyaz biliyor, ne ben. Çok enteresan. Değişik. Peki. Peki. Sen ne yapacaksın? Ama ben Dominik'e gideceğim mi? Gideceğim. Ne zaman gideceksin Seda abla, onu da söyleyelim. Nisan sonundan önce gidemem. Nisan sonuna kadar konserlerim var. Mayıs'ta Ramazan biliyorsun. Yani Bilal kulağıma diyor ki, bir canlı karşıdan gülüyor. Hiç gelmeyecek o zaman bize diyor. Eylül'de gelirim diyor. Daha iyiymiş ya. Valla biz de Osman Bey'le konuşmadık. Seni olacağız mı olmayacağız mı? Valla Osman Gökçe'ye biz de soramadık. Seneye biz var mıyız yok muyuz diye. Varsınızdır. Osman Başkan iyidir. İyidir. Acun kötü mü? Acun, Acun seni bırakır mı? Bırakmaz. Evet. Biz aynı fikirdeyiz. Ben olsam ben de beni bırakmazdım. Ben de. Kimse bırakmaz hatta seni. Hatta ben olsam seni yalnız da bırakmazdım. Yerim ben. Seni çok seviyoruz Seda ablacığım. Elbise borcunu unutma diyorum. Paris'ten kucak dolusu sevgiler. Paris'ten sevgi değil, elbise istiyoruz. Paris'ten sevgi değil, bir de bir iki tane böyle hediye şey yaparsan bize şey yaparız yani, böyle mutlu oluruz yani. Tamam, söz. Ya yerim. Şaka çok yapıyorum. Öptük. Öpüyorum Seda ablacığım. Bay bay ablacığım. Ben de sizi öpüyorum. Görüşürüz. Oh. Görüşürüz. Eymen'i öp benim için. Öperim ablacığım. Sen de Dominik'e gidince Oğulcan'ı öp. Çok seviyoruz seni. Görüşürüz. Osman Başkan'a selam. Aleykümselam. Osman Gökçe'yi sevdiğinizi tamam tekrar söyledik. Canım o benim. Bir tanedir o güzel. O da sizi kardeşim. Çok sever. Evet, çok... O da sizi çok sever zaten. Herkes biliyor, gibi. Biliyor. Görüşürüz Seda ablacığım. Öptüm yavrum güle güle. Şu an canlı yayındasın. Kaldığım oteli söylediniz. Söyledim. Yok konuşurken geçti konu. VTR'de geçtik görüntülerde. Şimdi Seda Sayın'ı ben aradım ya sevgili seyircilerimiz. Seda ablacığım sağ olsun hemen geri döndü. Sabah 8 orada. Günaydın hemen öncelikle. Dönerim, biliyorsun. Seni çok ben ne zaman arasam dönerim. Biliyorum cansın ama sen niye kapıyorsun cebini? Ama hep öyle, Türkiye'de de öyle. Türkiye'de de kapıyor. Hep öyle. Cebim kapalı çünkü o kadar çok arayan oluyor ki. Allah'ımıza bir şey yapamayacağım için yurt dışındayım. Cebim o yüzden kapalı. Bir de tatildesin ya, bir kafa dinlemek de istiyorsun galiba. Ama ben çok çalıştım biliyorsun. Hala çalışıyorsun. Hala çalışıyorum. Konser aralarında Arzu'dan davet etti buraya. onlar burada evleri var biliyorsun. Sema Maliki, Arzu Aslan'ın. Gördüm fotoğrafları. Çok güzel. Evet. Onlar buradalar. Hadi gel dediler. Ben de buradan Avusturya'ya geçeceğim. Kadınlar matinesi var. Evet. Avusturya'da. Türkiye'de bayağı bir süre yoksun Seda abla. 10 Mart Kadınlar Günü'nde Avusturya'dayım. Konserim var. Evet. Buradan oraya geçeceğim tatlım. Duyamadım. Evet. Sonra da canlı yayına geliyorsun zaten bize değil mi Seda ablacığım? Söyledim evet. Söz verdi. Ama sonra 10 Mart'tan sonra Almanya bulmuyorum. Yani ben size Nisan'dan önce gelemiyorum. Sen artık seneye bir şekilde. Nasıl bir can? Ben iyiyim aşkım, dinliyorum. Duyuyor musun bir canı da Seda abla? Duyuyorum, resimlerinizi görüyorum. İkinizi evet. Takip ediyorum. Seda ablacığım. Her şey yolunda mı? Ben her asıl şey oldu, sana soracağım her şey yolunda mı diye. Seda abla biz bir duyum aldık. Senin erkek arkadaşın varmış, doğru mu? Hayır, benim erkek arkadaşım. Erkek arkadaş derken? Böyle sevgili aşk anlamında biz seni uzun zamandır yalnız görüyoruz artık istemiyoruz falan. Hayır. Yok. Hayır. Yok. Hayır. Bunu da böylelikle yani, bilmiş olalım. Çocuklar bunu da bilin. Tabii bunu söyleyelim. Şemal'le karşılaşmış mı? Hayır. Peki aday maday da yok yani. Hayır. Hiç öyle bir halim de yok zaten. Halim yok diyor. Bence zaten nasıl güzelleşti ya. Bu son videoları bebek gibi. Bebek. Ece. Heh. Ece. Heh Seda ablacığım. Çünkü ben seneler sonra sahnelere çok hızlı bir görüş yaptım. Evet. Öyle önemli ve yüklü. Sana anlattım tarihleri. Bilal de biliyor. Bircan da biliyor. Evet. Sen de biliyorsun. Yayını alamıyoruz. Öyle bir sahne trafiğim var. Maşallah. İnanın buralarda da yalnızım. Koyduğum resimlerden de görürsün. Görüyorum. Ben nasıl biri varsa biri var derim. İşte ondan bir sorayım dedim. Hayır. Sen söyle. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Peki Paris'te şimdi Şeyma Subaşı da orada. Hiç karşılaştınız mı? Hiç karşılaşmadım. Aynı otelde kaldığınız iddia edildi. Biliyor musun? Heh. Burada Fashion Week haftası inanılmaz kalabalık. Herkes orada haftası. Çok güzel kızlar. Çok güzel kızlar görünüyor.
Yani inanılmaz, her yer modellerle dolu. Sen onlara bin basarsın. Çarşambaya kadar böyleymiş çünkü. Çarşamba. Devam edin. Devam. Peki Seda abla. He yavrum. Sinan Engin'e selam yok mu ya? Aa, o bizim paşamız. Değil mi? Hep öyle o benim, o benim. Ya o benim. Bunlar bu yani. Çok senelerdir öyle. Ayşe'yle bir kere çok güzel dostum var biliyorsun. Sinan abinin maşallah. İşiyle. Evet. Ya inanılmaz. Ve kızını Ayşe'ye diyorum ki bu Elif'i sen değil galiba, ben de o. Elif'i de çok, çok sever. Güzel bir ne kadar aile ya. Seviyorum. Ve Elif'in abisiyle inanılmaz güzel bir ilişkisi var. Kesinlikle. Senin kardeşim, dostum. Allah onun ayağına taş değdirmesin. Allah onu çocuklarına bağışlasın. Amin. Amin. Ne güzel. Yani. Sinan çok iyi bir baba. Ne güzel. Bir de örnek ne kadar davranmış. Güzel çok konuşuyorlar bir de birbirleri hakkında. Sinan abi de Allah keza öyledir. Başımızdan eksik etmesin. Amin. Amin. Ne güzel. Amin. Eli kolu her yerde. Yani çocuğuna çoluğuna sahip çıkan çok iyi bir baba. Bizi de sürekli izler buradan diyordur. O zaman dinliyordur daha doğrusu. Selamlar tekrar Seda ablacığım. Seda abla. Hay yavrum. Son bir şey daha soracağım artık ya. Hay sen yavrum hani dedi. Kapatmadan. Sen dedin ya bu yılı barış yılı ilan ediyorum. Herkes küstü. Herkes barışsın ya. Herkes barışsın değil mi? Geçen herkes yılda o bitti. Şimdi birazdan haberimiz var. Seren Seren gibi birisine yüzsüz demiş. Duymadım. Seren Seren gibi birisine yüzsüz demiş. Ne demiş? Yüzsüz yüzsüz. Duyamıyorum ki de. Tamam, ben o zaman haberi gireyim sana anlatsınlar, ben sana mesaj atıyorum. Yüzsüz demiş birisine, bakalım kime, onu pas edeceğiz şimdi. Yüzsüz mü? He yüzsüz. Yüzsüz mü kız? Aman kimse kavga etmesin, neyi paylaşamıyorsunuz, ölüm bir dünya be. Doğru diyorsun. Kavga etmesinler, kimse kavga etmesin. Kavgalı olduğumuz insanı yolda görün, sarılın öpün, ama bırakın gidin, deli misiniz nesiniz? Doğru diyorsun. Öpüyorum seni Seda ablacığım. Çok öpüyoruz seni Seda ablacığım. Seni seviyoruz, görüşürüz. Hadi bay bay. Güle güle bir tane. Bay bay. Öpüyorum. Öpüyorum. Biz de çok öptük ablacığım. İyi tatiller. Şimdi 8 dakika 20 saniye konuştuk. Valla 8 dakika konuştuk, yeni habere geçeceğiz belki, ama şu Karan ismini çok merak eden herkese açıklayalım. TDK'daki anlamını söylüyorum efendim. Yapışkan ve kokulu yaprağı olan bodur funda boylarında dikensiz bir bitki. Yani aslında yabani bir ot anlamına da geliyor. Yani bu anlamda çocuğun ismini böyle koymak bana çok enteresan geldi. Karan yani. Karan Özçivit. Ot yani, bildiğimiz bildiğin ot. Ot. Hem de böyle bodur. Bodur ot. Nereden akıllarına geldi Karan? Karan. Çocuğun esmer olacağı zaten belli. Yani anne babadan belli. Evet, masum evet, belli Karan olacak. O yüzden yani esmer, kara. Ama senin Karan, benim Karan. Anlamı önemli Karan değil midir güzel ya? Karan. Yani çocuğa isim verirken anlamına bir çok bakmaz önemli. Ben ya bu anlamı pek beğenmedim. Ben de beğenmedim. Yani şey olarak kulağa hoş geliyor. Fonetik olarak, ama anlamda yok. Sınıfta şimdi kaldı. Instagram hesabı açıyorlar. Sahteleri bile açılıyor. Bak, çocuk Instagram hesabı her zaman tutar. Yapılır yani. Bunu daha evvel de yaptılar. Daha sonra da yapacaklar. Bence onların bu hesabı açma sebebi şey değil. Başkaları gibi çocuğunu gösterme vesaire bilmem ne değil. Kalsın hani hesap. Reklam değil. Hani şey yapsınlar. Bu onun bulsun hesabı. Evet, adı soyadı belirli, biz almış olalım. Ama ben de şunu anlamıyorum. Çocuk büyüyene kadar, kendine gelene kadar, 6-7 yaşına kadar Instagram kalmayacak, başka şeyler gelecek. Ha, sen öyle düşünüyorsun ama bunlar da yani aslında bir şey söyleyeyim mi? Instagram, biz daha ülkece sadece %70'ini kullanabiliyoruz. Yani Instagram'ın daha %100 halini görmedik, %100 verimini görmedik ülkece biz. Ha. O yüzden geleceğe yönelik bir şey olmuş ama bilmiyoruz ki 3-4 yıl sonra ne çıkacak. Ya bence düşünsene, hiç Twitter, biz Twitter'a giriyorduk. Instagram'ı biliyor muydun? Facebook Instagram vardı. Bir anda Instagram çıktı. Facebook vardı, ondan sonra Twitter, Instagram. MSN'ler vardı. Başka şeyler çıkacak şimdi. Tabii. Ya o yüzden Instagram hesabı açmak çocuğa saçma geliyor. Şu an kaç takipçisi 77 var? 77 bin takipçisi var. Fake'inin 11 bin. Fake'i var. 11 sahtesi. Bin. Sahteyi takip eden var. 11 bin kişi evet takip ediyor. Orijinali 77 bin kişi tarafından takip ediliyor. Zaten annesiyle babasının topladığında 22 milyonlar. Anladın evet, mı? Yani biz onu düşündük. Şimdi Fahriye ile bir nüfus ya. Burak evde ikisi aynı anda açıp telefonlarını canlı yayın yapsalar. Aa, 22 milyon takipçi var. Türk karasal yayında böyle bir rakam yok biliyorsun. Televizyonda yok yani. Başka bir boyuta geçti artık sosyal medya. Maalesef. Yani onların bence sosyal medyası başka bir boyutta. Evet. Evet, devam edelim. Peki. Hadi bakalım. Ece artık tek küpeyle devam etmeye karar verdi. Radikal bir karar aldı. Tek küpeyle evet devam edecek. Hatta onu da çıkartacak. O evet. Bu arada bence Fahriye Evcen Burak Özçivit'i Karam diye hitap ediyor. Oğlum da
Karan koymak istemiş. Karan ve Karan gibi demişler. Hiç olmadı. Bu yorum hiç olmadı. Bence hiç öyle değil yani. Attın gibi geldi bana. Evet. Ya niye ot koyasın çocuğa? O zaman Karam koyar. Anladın mı? Evet. Karam. Karam daha güzel aslında. Karan ismi kahraman, yürekli demek. TDK'daki anlamı. Ha, kahraman, Karan. Yok. Karan. Ha, o da attın. Yine attın. Neden kahraman dememiş o zaman? Kahraman. Kahraman. Peki hadi devam edelim. Çek Cumhuriyeti Prag'dan ve Prag'dan çok sevgiler demiş. Öpüyoruz. Teşekkürler. Arda Turan'la devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir mekana girdim. Mekanda şimdi tam konuşmuşuz Arda ile ilgili, İbrahim Kutlay ile ilgili konuşmuşuz. Ha. Mekanda şöyle Bircan. Sağımda Arda Turan, solumda İbrahim Kutlay. Merhabalar dedim, geçtim oturdum. Geri U dönüş yapmadım hemen. Merhaba deyip gidip. Dedim ki acaba hani sen böyle dedin, şöyle dedin diyecekler mi? Çok şükür yorumlarımı demek ki çok beğeniyorlar diyorum. Ve geçiyorum. Peki. Arda Turan'ın eşi Aslan Doğan. Aslan Arda Turan değil de Aslan Turan'ın haberi değil mi? Evet, evet şu an onun haberi. Dudak dolgusuyla estetiğin dozunu kaçırmış. Ben hamileyken çekilen fotoğrafları hep şey zannetmiştim. Şimdi hamilelik esnasında aldığımız kilolarda biliyorsunuz yüzümüz işte ne bileyim ödem olur, dudak şişer. Ama bu farklı bir şey, bu dolgu yaptırmış. Çok dolgu yapmış, evet. Nasıl olmuş sence? Ben dudak, etli dudak çok severim. Ben dolguyla alakalı büyük bir problem yaşamıştım ve ki bu yaz çıkarttırdım. Bir daha da asla yaptırmayacağım dolgu. Ben dolgulu dudak çok seviyorum. Aslı'nın dudakları biraz büyük olmuş ama biz Aslı'nın diğer dudağını bildiğimiz için bence büyük olmuş. Yoksa daha da güzelleşmiş bence. Silikon şubesi gibi yazmış bir tanesi. Fotoğraflar çok güzel. O dergiye verdiği pozlar çok güzeldi. Ben çok de çok beğendim. Yani Aslı ama Helin Avşar'la çok benzettiler. Helin Avşar'la evet Aslı'nı çok benzetiyor. Bak dolgusuz dolgulu. Bak bir dakika alt dudak yine varmış da üst dudağına biraz üst dolgu dudak yokmuş, yapmış. Üst dudağı yapmış. Veya şey mi çizdi acaba, üstten mi çizdi Seren Serengil gibi diyorum ama. Kylie Jenner mesela. Kylie Jenner'ın da dudak dolgusu meşhur. Var. Hatta Hatta Kylie Jenner'ın şeyleri var artık. Ya şu Photoshop da gerçekten hakikaten çok önemli bir şey ya. Photoshop. Yani Aslı zaten. Ya baksana biri Photoshop'lu biri Photoshop'suz ne kadar farklı hani. Bir artık profesyonel bir çekim, diğerinin hiç haberi bile yok kızım. Profesyonel çekim orada. Haberi olmadan çekilenler aslında insanı daha güzel çıkar normalde. Orada biraz daha fazla yakın plan girilmiş. Ruj yetti mi? Bak yorumları okuyorum. Ruj yetti mi abla? Dudakları yüzünden büyük. Ah insan parayla kendisini bu kadar çirkinleştirebilir. İtici aso. Yüzü dudaktan ibaret. Yüzün yarısı dudak. Estetikle kendini düşürmüş. Kendisi daha güzel. Bak bu yorumu anlarım. Kendisini daha güzel, estetikle kötü oldu falan yorumunu anlarım ama. Suratından büyük dudak, dudak, dudak. Yani bir şey söyleyeceğim. Estetiği insanlar... Siz ister inanın ister inanmayın, aynaya kendileri baktığında mutlu olsun diye yapıyorlar. Eğer sen böyle mutluysan Aslı zaten ben mesela yorum yapmam. Ben iri dudak çok seviyorum. Ben asla dolgu yaptıramıyorum ama sana çok güzel olur. Ama şöyle bir şansı var hani dünyanın sonu değil. Ne yapıyorsun? Dudak dolgusunu yaptırsın. Eğer şu an mesela bu tepkilerden rahatsız olursa Aslan gider onu. Daha çıkartabilir. Enjekte bir enjekte bir şey başka bir şey enjekte ediyorlar. Evet onu o zaman eritiyor onu. Evet eritiyorlar. Ece bir de yani şu an çok yeni biliyorsun aman ismini söyleyecektim yasaklı. Neyse 6 ay sonra falan hiçbir şey zaten kalmayacak gibi bir şey oluyor. Daha da doğallaşıyor. Tek handikapı şöyle olmuş. Yaptırır yaptırmaz röportaja gitmesi. En büyük sıkıntısı öyle olmuş. Yani çok yeni daha. Evet. Çünkü bir 2 ay sonra oturacak o tuzak. Yani peki bu arada bir ürün zaten. Karan'la ilgili yorumlar gelmeye devam ediyor. Bak ne diyorlar? TDK'nın kişi atları sözlüğüne bakın dediler bir de. Orada kelimenin anlamı şöyleymiş. Kahraman yürekli karanlık. Kahraman yürekli güzel. Karan isminin analizi. Yok yani ben şu anda kariyer yapmak olan da olabiliyormuş. Yani ben TDK'daki direkt kelime anlamına baktım. İsim anlamına değil. İsim evet. Anlamı da varmış onun. Peki. Ama bu yine de handikaplı. Baksana ya çok ya, gerçekten hamilelik herkese çok yakışıyor ama Fahriye'de ayrı bir şey durmuş. Ayrı bir yakışmış. Yüzü ya, erkek çocuğunu çocuk güzelleştirir. Aynen. Tabii. Ya zaten gerçekten çok güzel bir kadın. Gittikçe de güzelleşiyor. Doğumdan sonra çocuğun direkt şey olarak doğacağını düşünüyorum. Böyle jön. Ne kadar kaldı? Az. Çok az. Ben de bilmiyorum da ondan sonra. 10 Nisan'da doğacakmış. Çok az. Bir ay. 10 Nisan. Koç burcu. Değil mi? Evet. Benimki de 7 Nisan oradan biliyorum. Yok boğa mı değil mi? Koç mu boğa mı? Seninki koç mu? Eymen 7 tamam, Nisan koç. Tamam, o da ama koç. 10 Nisan 3 gün sonra bilmiyorum değişir mi? Yani sanırım ben boğa şey biraz daha Nisan sonuna doğruydu. Evet. Evet 10 Nisan'da doğum yapılıyor. 7,5 aylık hamile şu anda. Allah bir an önce sağlıkla kucağına aldırmayı nasip etsin. Dediğim gibi onun çocuğu sanki böyle kirli sakal, böyle jöleli saçlı falan da olacakmış gibi geliyor bana.
Bence çok saçlı da olacak kesin. Saç kesin. Kesin. Fahriye'nin saçlar gerçek mi acaba? Fahriye bildiğim kadarıyla değil, biliyorum kaynak kullanıyor genellikle. Ha, tabii. Öyle mi? Tabii. O hatta yani şampuan reklamlarında falan derdim yani. Kaynaklı saçı genellikle hep kullanılan, çünkü kaynaklı saçlar. Ben hiç yaramı deşme. Kaynaklı saçı kullandırıyorlar. Orijinal saçlar yok. Peki. Peki devam ediyoruz. Şimdi Caner Erkin'e 50 bin lira iştirak davası açan Asena Atalay istediğini alamamış. Ya alamamış mı yoksa alması gereken mi oymuş bilmiyorum. Zaten yüksek açılır biliyorsunuz. Biliyor musunuz onu? Mesela bir dava açacaksın. Hmm. Mesela bize tazminat açıyorlar ya. 100 bin lira açıyorlar. Akıl ver, aferin, teşekkürler. Sonra ne yapalım? Böyle yapın mesela, rahatsız olduğum bir yorumlar. Manyak ya. 100 bin liralık açıyorlar ya, aslında oradaki amaç 5-10 bin lira almak. Çünkü 100 bin lira kimse alamaz zaten, anladın mı? Tabii. Yüksek açarsın ki o düşüyor en azından istediğin. 5-10 bin liralık aç, 1000-2000 lira kazanırsın. Bak söyleyeyim, taktik bu. Bizi yaktı. Caner Erkin'e de 50 bin liralık açmış Asena, evet. Atalay. Asena Atalay'ın talebi reddedilmiş. Bak ne alıyor? Erkin ve Atalay arasındaki davanın önceki günkü duruşmasında Caner Erkin'in 15 bin liraya da itiraz etmesine Atalay'ın avukatı maddi gücü yerinde babanın öz çocuğun ihtiyaçlarını karşılamamak istemesini kabul edemiyorum savunması yapmış ve bilirkişi Caner'in 15 bin TL ödemesi gerektiğine karar verirken dava ertelenmiş. O 50 bin istemiş, 15 almış. 15 bin almış, yine iyi bir oran. 50'ye 15 çok iyi bir oran yani. Neredeyse %30'unu almış, talep etmiş. Normalde %10 gibi bir şey. Bir dakika şimdi, iştirak nafakası olunca yani çocuğun neredeyse %30 bu arada. Yani bütün çocuğun masrafı mı? İştirak nafakası. Oğlum işleri sen biliyorsun Ece. Ben çoluk çocuk masraf hiç bilmiyorum. Ben para almadım. Sen de kıyamam. O da hiç bir dakika, hemen bakacağım. İştirak nafakası. Yani hiçbir şeye karışmayacak mı çocuğun masraflarına? Neymiş bakalım? Velayet kendisine verilmeyen eşin çocuğun eğitim ve bakım giderleri için gücü oranında ödediği nafakaya iştirak nafakası, tamam, denirmiş. Aynen de senin söylediğin yani gibi. Evet, çocuğun velayet ihtiyaçı. Anne de eğitim ve bakım masraflarını üstlenmesi lazım ama... Hatırla, aldığı kurabiyeye kadar yazdığını söylüyordu. Ayakkabıya kadar. Ayakkabı yazarsın. Kadar, çok pahalı, evet, bir ayakkabıdır yazarsın. 4 bin liralık ayakkabı alırsın. Bunu gider gösterebilirsin çocuğa. Kendine 4 alıp çocuğu şeye gösteremezsin tabii. Ama kurabiyeyi falan yazmak bana böyle çok iyi niyetli gelmemişti. Caner çok para kazanan bir futbolcu. Çok Caner iyi kazanan Beşiktaş'ta mı oynuyor şu an? Evet. Ve çok iyi futbol para kazanıyor. İyi bir futbolcu. 15 bin lira normal daha evvel ödediği paralara göre, Asena biliyorsun bindiği arabaları, harcadığı paraları haber olduğu için. Evet. Yani 15 bin lira aslında az yani onlara göre. Ha, tabii ama hiç bana hiç laf etmeyin şimdi, asgari ücret şu kadar falan. Ben kendimle alakalı konuşmuyorum. Onların kazandığı, harcadığına göre söylüyorum. O zaman yani. Daha doğrusu geçmiş hayatına göre diyelim. Tabii onların şimdi alıştığı bir düzen var. Evet, o zaman ayağını yorganımıza göre uzatacağız. Artık öyle yapacak, evet, tabii. Yani çocuk için 15 bin lira yeterli bir rakam. Ama şimdi çocuğu özel okula versen, etsen. Çünkü şununla çok ilgilendiğini biliyorum Asena'nın. Barcelona futbol takımına yolladığını biliyorum. İsviçre'ye kamplara Çınarı yolladığını mı? Biliyorum. Tabii şimdi o masrafları düşünürsen aslında 15 bin lira yine yetmeyebilir. Çünkü birçok kursa yazdırıyor çocuğu. Ne kadar güzel. Çok o konuda bir ilgili bir anne olduğunu duydum. Babası çok yetenekli bir futbolcu. Umarım o da öyle bir kariyere sahip olur. Çok çok daha iyileri olsun inşallah. Bence sana doğru bir şey yapıyor. Eğer tabii böyle bir eğitim şeyi devam ediyorsa. Tabii, tabii o da belki futbolcu olacak çocuğu da. Çok demek güzel. Ki yetenekli. Evet. Çok aynen. Güzel. Ama bu dediğin fiyatlara bu olmaz. Şimdi 50 bin lira kurtarmaz istemiş. Kurtarmaz abla. 15 bin lira verilmiş. Ay, o zaman 100 bin lira isteseydi belki 30 mu verecek? Evet. Bak yine yanlış. Ece'yi bir arayın. Kaç, ne kadar isteyeceğimizi. Hesaplayayım. Evet. Ama yani hiç 100 isteyince 100 alamıyorsun zaten. Onu zaten herhalde canım, karşı taraf biliyordur yani. Ben 100 bin liralık dava açmıştım. 25 bin TL aldım. Kimden? Lerzan'dan. 25 mi almıştım Lerzan? 22 almıştım. Lerzan diyor ki onun çoğu avukat aldı diyor. Yok, 22 benim 22 cebimi... bin senin hesabına yattı tabii mı? Tabii yattı. Ayrıca, ama sen de bayağı oranı yüksek almışsın. Galiba, evet. Ama hani şey, %20 almışsın. Bir de hayır, davalar da çok uzun sürüyor. Şimdi 4-5 yıl sürünce de ne bileyim zaman... Yani oraya göre başka para şey mara da değerleniyor. Faiz falan biniyor vesaire. Hmm. Demode okumuş oldu. Bir tane demode vardı. Birkaç tane var da demode. Birkaç tane var da. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu çok samimi bir açıklama. Ya gerçekten öyle sanmıştır. Benim aklıma hiç gelmedi. Evet yani... İnanın hani tartışmam var vesaire diye söylemiyorum ama
Son yıllarda Demet Akalın'ın da tutan şarkısı yok. Zaten piyasa sıkıntılı. Yani herkes şarkı bulamıyor. Ama burada Demet Akalın'dan bahsetmediği o kadar aşikar ki. Ben okuyunca anlamıştım direkt. Yani ne diye şimdi durup dururken Demet Akalın'a laf etsin. Ama Gülben onun her zaman gündeminde var. Her daim var. Seren'in bu videolar da başı dertte galiba. Hafta sonu herkes ona yorumlar da yazmışlar. Bir tane videoda kafa büyüyor küçülüyor. Bir tane videosunda kafa büyüyor küçülüyormuş. Herhalde filtre. Ama şöyle bir şey var. Mesela filtreden çıkınca yüzün bir değişik oluyor. Evet. O filtreli video yapmış. Seviyor. Photoshop'lu kullanmayı seviyor. Evet, söylüyor da. Yapıyorum. Azıcık oynuyorum. Biraz Yaşar'a sıkıntı oluyor ama diyor. Burada Aslıhan Doğan'ın dudağıyla bir aynı değil mi? Yani birazcık dolgu mu? Dolgu yeniden yaptım. Bir de Seren'in de konuşma tarzı öne önedir. Şöyle şöyle. Böyle konuşur. Veya dudak kalemini mi çok üstten çizmiş? Dudağında bir şey var Seren'in. Saçları sarardı. Çok sapsarı. Sapsarı. Aa, kadın birden esmerken sapsarı oldu. Klip çekiyor orada. Evet. Maldivler'de klip çekiyor. Maldivlere gitmeden önce telefonla konuştuk. İnşallah ondan çok güzel haberler bekliyoruz klip dışında. Gelince inşallah bize güzel haberler versin. Yaşar orada muhteşem bir ambiyansla klip çekiyorlar. Şahane. Demo demi, memo demi bilmem ama bu hani dedikleri kimi kastediyor bilmem ama bu klip... Ta 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 tam. Geçen hafta yorumcumuz Ece Erken, yani namı diğer Ece, Eco. İbrahim Tatlıses'in deyişiyle. Söylemezsem olmaz yayınında Bengü'nün kız olacağını söylemiştim. Ve Bengü 17 haftalık hamile, bebeğinin cinsiyetini açıklamış. Buyurun. Sana bombayı söylüyorum. Söyle. Bengü sana soruyorum. Aldığım istihbarata göre bebeğin cinsiyeti, Bengü'nün bebeğinin cinsiyeti. Erkek mi? Kız. Kız mı? 4 ayda belli olmuştur evet. Evet. Bengü doğru mu? Şey yani dermiş, Bengü kafa sağlar. Kafa sağlar. Hayır yani mesaj atar cep telefonu biliyor. Ece bir şey söyleyeceğim. Bengü. Yalnız o gün mor ve siyah giyinmiş. Şu an kendini izliyor gibiyim. Bengü. Doğruymuş. Ya. Bengü niye hiç kafa sallamıyorsun? Bengü sen o gün o şey söylediğinde, istihbaratı verdiğinde bir gazeteci arkadaşım şöyle yazdı. Dün biz Bengü ile röportajdaydık. Şöyle dedi. He. Minnoş'la beraber konserlere çıkacağız. Minnoş'la beraber tatillere gideceğiz. Minnoş. Yani şimdi erkek olsa pek Minnoş demez gibi gelmişti bana. Ama sana bir mesaj atmıştı. Evet. Onu oku. Hemen okuyorum. Şimdi Bengü o kadar kibar, o kadar naif, o kadar nazik bir kadın ki. Her zaman öyle. Her zaman öyleydi. Şimdi mesajını okuyorum. Ben dedim ya hani Bengü doğru mu? Bengü. O da mesaj attı. Ece teyzesi şimdi izledim. Cinsiyete bakmak için gittik ama bizim Minnoş biraz sakladı. Yine Minnoş. Ve de tam emin olamadık. O yüzden birkaç gün sonra bir daha gideceğiz. Ondan emin olmadan açıklamadım sana. İnşallah sağlıkla gelsin minik, öperim çok diye devam etmiş. Şimdi ben bunu öğrendim. Yeri söylemeyeceğim, istihbaratı söylemeyeceğim. Ama önemli olan tabii ki sağlıklı olması. Önemli olan onu çok seven bir anne babası olması. İnşallah sağlıcakla gelsin yavrucak. Tabii inşallah öyle. Ama bir söylemezsem ama olmaz masası işte zaten. Bir kez daha yanılmadı. Bu da güzel oldu. Evet. Ama bundan bu mesajı sana sıcağı sen attın. Bir hafta sonra açıkladı. Bir hafta sonra açıkladı zaten. Evet. Ya Bengü, ya kız da ne güzel olacak şimdi Bengü. Çok yakışacak. Yani zaten evladın kötüsü olmaz da Rabbim sağlık versin. Sağlık versin. Hele bir de şimdi Bengü gibi minnoş bir kızı. Ama evet. Evet ya Bengü'ye hani böyle bakınca da erkek çok güzel, çok özeniyordu, çok istiyordu, o da biliyorum. Ay. Her gördüğünde zaten hani çocuklarla ilgili söylediklerini biliyoruz ama bakınca kız hani bazı insanlara yakışıyor. Çok yakışıyor yani. Bengü'ye evet. Kız çok yakışacak. Ağustos ayında saçlarını evlendiler. Saçlarını böyle. Ay. Tabii. Ağustos. Ay senin de bir kızın gelmiş galiba. Ya vallahi kız tabii. Ama erkek annesi olmak da ayrı bir şey. Kız annesi işte dediğim gibi sağlıklı ya. Tatlı, hepsi darısı başına inşallah. Amin inşallah. 29 Ağustos'ta evlendiler. Biliyorsun işte 4-5 ay sonra çocuğu yani 5 ay 6 ay sonra ama çocuğu öğrendi. Şimdi yaşı da gelmişti. Biz kadınlar için erkeklere maalesef işte çok fark etmiyor. Sonradan da şey yapabiliyorlar ama kadınların doğurganlık yaşı olsun. Gün geçtikçe işte yumurta sayımız azalıyor. Doğum riskimiz azalıyor. O yüzden fazlalaşıyor daha doğrusu yapamayabiliriz. Ondan dolayı yaşı süper müsait. Bence muhteşem bir yaşta. Yani evliliklerine mutluluklarına bir taç daha eklediler. Bence bir kademe daha atladılar. Hele bir de doğum olsun şimdi Bengü tadından yenmez. Yani şimdi ne zaman doğuracak? Şu anda neymiş? 4 aylık hamile ise 5 ay sonra doğuruyor. Yani 8. Yani Ağustos'ta. Ağustos'ta. Evet. Ne burcu olacak ya sen bilirsin. Aslan. Aslan. Güzel. Güzel. Aslan biraz şımarık olur ama.
Aslanların yelelerini okşayacaksın. Her şeyin hakkı sen haklısın. Sen en iyisin. Aynen. Sen bir tanesin. Senden daha iyisi yok. Dedin her şeyi yaptırabilirsin onu söyleyeyim. Aynen. Evet. Bu da güzel oldu. Söylemezsem olmaz masası bir kez daha yanılmadı. Zaten çıkan magazin haberlerinin hepsine altına yazmışsınız. Söylemezsem olmaz da söylenmişti. Söylemezsem olmaz da söylenmişti. Güzel bir şey. Devam ediyoruz o Peki. zaman. Peki. Ya zaten izleyici olmasa sağ olun. Gerçekten çok teşekkürler. Sağ ol. Evet. Hakkımızı teslim eden tek mercisisiniz. Ve bizim için önemli olan sizsiniz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Buyurun efendim. Saygılar olacak o kadar sonra. Şey olacak gibi o oldu. Kadar. Bir alo de bakalım. Alo. Alo. Bengü mü? Günaydın. Bengü. Ay Türkiye'nin en güzel annesi hattının en güzel kız annesi. Evet. Teşekkür ederim. Çok mersi. Çok teşekkürler. Ay ne güzel. Sesin günaydın. Nasıl enerjik, nasıl güzel geliyor. Yani çok bu... iyiyim. Çok iyiyim. Allah nazarlardan Amin. Saklasın öncelikle. 17 haftalık. Evet. Yani evet, bizim hesaplarımıza haftalık. Göre Ağustos mu? Ağustos onu şimdi üçünde onu diye hani gösteriyor tamam, ama zaman. Tabii ki belki birkaç gün önce gelmek ister, belki birkaç gün sonra gelmek ister onu bilemez ama Ağustos'un ilk başı gibi görünüyor. Temmuz sonu Ağustos 3 ile 10 arası gibi görünüyor. Şimdi biz de böyle merakla bekliyoruz. Vakit çok yavaş geçiyor. Nasıl geçiyor Ece bir söyle yani gerçekten çok zaman çok yavaş geçiyor. Vallahi sürekli yiyerek geçecek Bengü haberi. Hafta sonu senin videolarını gördüm zaten maşallah yemeye başlamışsın. Ya şöyle ilk başta bana doktorum dedi ki işte ayda bir kilo aman çok dedi normal. Peki dedim ben şimdi ona uyarak gittim. Şu anda işte 4 aylık 4,5 aya doğru geliyor. 4-4,5 kilo falan aldım. Güzel. Aa, süper, hani, süper, çok güzel. Ideal. Çok maşallah. Tıkırsız gidiyor. Ama ya şey yapmadım. İşte ay hamileyim diye bir şey onu da yiyeyim. Bunu da yiyeyim yapmadım. Ama şimdi böyle yavaş yavaş bir şey i̇şte, başladı. Başladı. Hani mesela bir dilim tahıllı ekmek yiyorsam ay bir dilim daha yesem tam doymadım galiba ya geçtim. 6 aydan Peki, sonra ikişer kilo gibi olacak herhalde hatta zaten. Kara delik gibi. Evet. Kara delik gibi. Evet. Ne yesen deliye gidiyor gibi. Peki en çok canın ne istiyor Bengü? İnan şey olmadı. İşte herkes soruyor aşağıdın üstünü canı çekti mi? İşte Selim'i gece vakti bir yere gönderdin mi falan. Ama ya o da çok olmadı. Bir tek şey oldu. Böyle akşamları böyle sulu sulu işte ayva, elma, meyve yani. Ekşi. 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 Ondan sonra turşu çok öyle yemedim. Ama işte ayva, elma böyle bir yedim. Yani hala da yiyorum. Selim'le beraber her akşam ayva yiyoruz. Neden olduğunu bilmiyor. Ayva yediniz zaten. Dünya güzeli bir kızınız olsun inşallah. Yani, tabii biz enişteyi de i̇nşallah. Çok beğeniyoruz. Ama sana benzerse çok güzel olacak. Çok teşekkür Peki, ederim. Peki isim düşündünüz mü? İsim daha düşünmedik ama çok bizden bir şey koymak istiyoruz. Yani, zaten düğünün de öyleydi. Ya evet böyle hani bizden bir isim olsun istiyoruz. Bakalım ona son dakikaya kadar tabii değişebilir o bilmiyorum. O yüzden aklımda birkaç bir şey var. Mesela şey mi Ayşe, Zeynep, Zeynep falan. Gibi. Öyle bir şeyler. Evet evet öyle isimler tamam. koymak istiyoruz. Hadi bakalım. Bakalım onu da zamanı gelince böyle tam evet bu dediğinizde onu da söylerim zaten. Baba ne halde baba ben bir de babayı merak çok, ediyorum. Çok mutlu o da tabii çok mutlu. Tabii. Ya bir tane erkek de olsun kız da olsun fark etmez sağlık tabii olsun. Ki sağlık olsun. Ama diyorsun. Kesin ama kızıma da ben böyle hani Selim'e de böyle kız babalığı çok yakıştırıyordum zaten. İnşallah o da Ay zaten çok güzel çok tatlı ya. Çok olduk. Ya oğlum ölüsü başına bir can inşallah. Ya ben tüylerim diken diken izledim ya dinliyorum ve muhteşem sevindim ya. Ben gör peki seninle ilgili Amin. Tabii haberler çıkmaya devam ediyor. Nedir? 40 bin liralık işte oda alışverişi yaptım. 17 haftalık hamilesin. Doğru mu bu evet. haberler? Yaptın mı 40 bin liralık bir alışveriş? Yok yapmadım. Hiçbir şey almadım daha. Henüz hiçbir şey almadım. Sadece arkadaşlarımdan, eşinizden, dostumuzdan tatlı hediyeler gelmeye başladı. Onun dışında ben hiçbir şey almadım. Odasını da yapmadım. Ne zaman başlayacaksın? Ben herhalde 6. ayda gibi düşünüyorum. Yani Mayıs ayında, Haziran'da. Haziran'a kalmam da Mayıs ayında diye düşünüyorum. Zaten ben az çok tanıyorsun. Sen 40 bin liralık bir oda yaptım diye çıkıp zaten bunu söyledim. Ya onu da bilirsin ama evet, yani. Onu da bilir. Şimdi ilk kez anne oluyorsun ve onun bir heyecanı, kendi herkes ayakları üzerine tabii. duran, para kazanan bir kadınsın. Herkes kendi bütçesine göre tabii ki özenir. Ama Türkiye'de çok zorluk çeken anneler de var her konuda. O yüzden böyle ortalara kendime atıp şey şunu yaptım, bunu yaptım demem yani öyle bir şey demeyi Sen değilsin zaten evet. Duyduğumuz duyumlara göre sahneyi de minnoşla çıkacağım, minnoşla yapacağım, her şeyi minnoşla. Evet.
Evet, bırakmayacağız. Her şey birlikte. Şu anda tabii usul da çok zor oluyor işte. Döngüsünü çalışacak mısın? Konserlere devam mı? Tabii ki devam. Devam. Çünkü Ece de bilir. Zaten bir aydan sonra insan kendini daha böyle bir enerjik hissediyor. Ben öyle hissediyorum. Hmm. İlk aylar uyuyorsun ama sonra geçiyor. Sonra tabii bir herhalde bir 7'de falan bir duracağız gibi. Bunu bilmiyorum ama Haziran'ın 15'ine kadar şu an çalışacağız. Ay maşallah. Peki Bengi, normal doğum mu istiyorsun? Ne canım? Normal doğum mu istiyorsun yoksa çok sezeryan istiyorum. Mı? Normal olacak. Normal doğum çok istiyorum Ece'cim. Allah inşallah izin verirse tabii ki şartlar ona izin verirse ben normal doğumcuyum. Onun için zaten bir takım işte doğum koçlarından yavaş yavaş yardım almaya da başlayacağım. Biraz bilinçlenmek istiyorum ekstra o konuyla ilgili. Normal doğum çok istiyorum ama tabii ki Allah bilir olmazsa sezeryan olur. Peki. Ama ben normali bir deneyeyim. Bakalım ne olacak. İnşallah. Peki bir şey daha soracağım. Çok merak ettim. İlk haberi ne zaman aldın? Nasıl aldın? Nasıl eşine söyledin? Çok özel olmayacaksa ne olur? Yok yok. Ya ilk haberi aldığımda böyle gündüz vakti akşamüstüydü. Akşamına da bir özel bir gecede bir konserimiz vardı. Sahneye çıkacaktım ben. Ama tabii hanımlar böyle bir hisseder ya. Hani bence hissediyoruz gibi. Acaba? Böyle bir diye. Allah Allah filan gibi böyle bir değişiklikler falan derken işte her kadını yaşadı. Baktım ki test evde kendin yaptın. Test yaptım. Tabii test yaptım. Sonra peki eşine nasıl? Selim Bey nasıl öğrendi evet? Ona direkt zaten ben ağlamaya başlamıştım evde çalışan arkadaşımızla böyle bir sarıldı filan o da şaşırdı ne yaptı. Ay çok güzel ya. Ondan sonra direkt işte ben Selim'i aradım. O da bir şeydi böyle bir arabanın içinde işte birkaç iş adamı arkadaşı varmış bir yere gidiyorlarmış işle ilgili. O da tam tepki veremedi falan. Şimdi arabayı sağa çekeceğim aşağı ineceğim bağıracağım o da olmayacak. Ya çok şeker. Ondan sonra zaten işte akşam ben konsere çıktı sonrasında hemen buluştuk. Birlikte öyle duygusal güzel bir anıdır yani. Ya Allah nazarlar versin. Yürekten tebrik ediyoruz Yürekten tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ederim. Muhteşem İnşallah bir haber. İnşallah dualarınızı eksik etmeyin. İnşallah. Allah nazarlardan saklasın böyle güzel sağlıklı bir şekilde kucağımıza alalım. Amin. İnşallah. Peki Bengü kaç tane çocuk istiyorsun? Tamam çok erken bir soru ama. Devamı gelir mi? Valla ilk iki kız olunca tabii bir de erkek mi olsa diyor insan. Şahane olur. Bilmiyorum. Daha peki hesap açacak mısın Instagram hesabı? Şimdi Burak Özçivit de Fahriye Evcan açtı biliyorsun. Ben onu evet öğrendim dün akşam gördüm ama bilemedim onlar kendileri mi açmışlar. Kendileri açtı. Takip de ediyorlar. Ve 77 bin takipçisi var şu an çocuğun. Düşünüyor musun doğrudan hesap açmak çocuğunu? Düşünmüyorum ben. Hani herkesin tabii ki kendi tercihi. Onlar da eminim çocukları için zaten en güzel şeyleri düşünüyorlardı. Tabii ki. Ona da Allah inşallah bir an önce sağlıkla doğum yapmayı nasip etsin. Amin. Kucağına alsın. Ben düşünmüyorum. Fotoğraf yani paylaşacak mısın? Yani bebeğin suratına emoji mi koyacaksın yoksa bizle paylaşacak mısın? Ay, çok şekersiniz ya. Şimdi emoji mi koyacağım? Yok. Şöyle bence o paylaşım tabii ki yapılır ama yani onun da ben bir dozu olduğunu düşünüyorum. Ya kendi süresi. Hayatımda da öyleyim. Çünkü çok böyle her şeylerimi Instagram'dan anlatmıyorum, paylaşmıyorum, göstermiyorum. Evet. O birazcık özel kalsın istiyorum. Onu da tabii ki bu bizim evladımız. Ben bugüne kadar 20 yaşımdan beri büyüye geldim. Benim zamanımdaki işte 10 yaşındaki çocuklar şimdi kaç yaşına geldiler. O yüzden tabii ki bebeğimi de herkese paylaşacağım ama onu da böyle artık kendi çerçevem, kendi kurallarım. Sana yakışan şekilde yapacaksındır her zamanki gibi. Paylaşacağım. Peki. İnşallah. Peki. İnşallah çok mutlu olduk. Bizleri görelim. Seni çok seviyoruz Bengücüğüm. Senin mutluluğunla daha da mutlu olduk geliyor. İnan. Çok teşekkür güzel ediyorum. İkinizi de çok çok öpüyorum. İnşallah dediğim gibi Allah Bircan'cığım sana da nasip etti. Amin inşallah. Bu sesini duydum inanılmaz iştahlandım. Şöyle güzel bir ses. Yani i̇nşallah evet 20 yıldır Bengü'yü tanıyoruz.
bir evlendiğinde bir tık buna yakındı. Ama bu muhteşem bir ses yani. Allah nazarlardan saklasın. Amin. Çok teşekkür ediyorum. İkinizi de çok öpüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi. Sevgiler benim için. Çok öptüm. Hoşçakalın. Bay bay. Enerjimizi yükseltti. Farkında mısın? Şunun farkında mısın? Sanat camiası çocuğa doymuyoruz. Evet, bugün yine değişik bir programdı. Bengü'nün mutlu sesini dinledik. Demet Şener'in boşandığını öğrendik. Seda ablanın tatildeki sesini duyduk. Evet. Bugün böyle Şeyma Subaşı'nın elbisesini gördük. Gördük. Veya görmedik. Göremedik. Bugünlük bizden bu kadar. Haftanız çok güzel geçsin efendim. Amin. Kendinize iyi bakın. Yarın yine aynı saatte görüşürüz. Bay bay. Salı sallanır derler. Bakalım sallayacak mıyız? Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Aa, sen sallarsın. Hmm.